En yakın arkadaşımızın şef olması harikadır. Özellikle de hamileysek. Hamileyken canımız 7/24 lezzetli bir şeyler isteyebilir. Ve arkadaşımızın hazırladığı menü hem moralimizi düzeltir, hem de yeni yemekler yemek beslenmemizi daha ilginç hale getirir. Menüde ilk sırada peynirli tart var. Peynirli tart yapmak için önceden yapılmış tuzlu tart hamurunu bir tepsiye yayalım. Yavaşça çatalla delikler açalım ve yarım pişmiş olması için 10 ila 15 dakika fırında tutalım. Eğer yanımızda iyi bir arkadaşımız varsa yemek pişirmek çok daha mutluluk vericidir. Yemek pişirmekten zevk almanın sırrı budur. Yumurtaları karıştıralım. Mozzarella peyniri rendeleyelim. Senin için sorun olmazsa biraz alacağım. Bir şeyler atıştırmam lazım. Krema, peynir ekleyelim. Dikkatlice karıştıralım ve baharat koyalım. Karışımı tart tabanına dökelim. Ve üstüne de... bolca roquefort peyniri ufalayacağız. 20 dakika fırında pişirelim. Çok güzel kokuyor. Hadi daha güzel bir tabağa alalım. İşte böyle. Ama hala farklı bir şey istiyorum. Ah, ne eklesem? Armut. Tabii ki. Armut oldukça sağlıklı bir meyvedir. Peynirli tarta da çok yakışacak. Armudu ince dilimlere ayıralım. Ve üstüne pudra şekeri serpelim. Sonra da çıtır çıtır oluncaya kadar 185 derecede 30 dakika pişirelim. Tart bu tabakta çok sıkıcı görünüyor. Bu pembe tabak tarta hiç uygun değil. Eğer karamel tonlarının güzel görünmesini istiyorsan onları metalik renklerle birlikte kullanmalısın. Böylesi çok daha iyi. Renk konusunda anlaştığımıza göre artık süslemeye başlayabiliriz. Ve tabii ki sonra da tadına bakacağız. Ah, hayır, hayır. Dur biraz. Karamelsiz peynirli tart yemek bir suçtur. Birazdan geleceğim. Denesene. Demek istediğimi anlayacaksın. O zaman tabağımızı karamel dalgalarıyla kaplayalım. Ve bunun en iyi yanı da karamel pişirmenin çok kolay olması. 160 gram şekeri eritelim. İçine 200 gram sıcak krema koyalım. Yoğunlaşana kadar pişirelim ve rengi... evet, karamel rengi olacak. Sonra tereyağı ekleyelim ve saklamak için güzel bir kavanoza koyalım. İşte oldu. Tartımız hazır. Artık kendimizi tutmamıza gerek yok. Sonunda yaptığımız tartın tadına bakabiliriz. Harika. Tart çok güzel olmuş. Ama bu daha sadece başlangıç. Hala yapmamız gereken 3 yiyecek var. Şimdi sırada dana dilli salata var. Arkadaşımın önceden her şeyi hazırlamış olması harika. Dili önceden pişirmiş. Böylece 3,5 saat kazanmış olduk. Bakalım nasıl olmuş. Vay canına, ne kadar lezzetli. Ah hayır, kendimi iyi hissetmiyorum. Merak etme, bazen böyle şeyler olabiliyor. Bana bir kağıt torba verir misin? Tamam, daha iyiyim. Turşuları doğrayayım mı? Tabii ki. Tuzlu ve çok lezzetliler. Salata için dili keselim. Gerçekten çok çekici. Kendimi zor tutuyorum. Acaba dili tatlı bir şeyle karıştırsam nasıl olur merak ediyorum. Aa, sanırım burada turşu kalmadı. Bu benim hatam değil. Aa, ikinci bir kavanoz mu? Çok iyisin. Beni gerçekten iyi tanıyorsun. Bunlardan bir kısmını ayıracağım. Söz veriyorum.
Ve sen doğranmış dili marulun üstüne koyarken ben de turşuları koyacağım. Üstüne biraz sarımsaklı baharat karışımı serpelim. Çok iyi iş çıkardık. Her şeyi çok hızlı hallettik. Turşu yerken bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Bu tarifte kesinlikle bal eksik. Tesadüfen benim de yanımda biraz vardı. Yanıma tatlı bir şey almadan asla evden çıkmıyorum. Biliyorsun, bazen patates kızartması yiyince insanın canı tatlı bir şeyler istiyor. Bu yüzden yanımda bir kavanoz bal taşıyorum. Bunu kendim de yiyebilirim. Biriyle de paylaşabilirim. Ve şimdi de salatamız için harika bir sos olacak. Tatlı ve tuzlu yiyecek karışımlarını çok severim. Artık dana dilli salatamız hazır. Tadı kesinlikle kusursuz. Şimdi de çikolata zamanı. 60 gram kakao yağı ve aynı miktarda sütü eritelim. Bolca bal ekleyelim. Karıştıralım ve içine 90 gram kakao koyalım. Tencereye bak! Yıldızların arasında bir kara delik varmış gibi görünüyor. Bir şeyin hem güzel görünmesi hem de lezzetli olması çok hoş. Vay canına! Acı biber! Bu fikri sevdim. Tatlı ve acı karışımının tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Kalıba dökelim. Çikolatamız kesinlikle estetik açıdan çok güzel görünüyor. Klasik siyah, kırmızı ve beyaz renklerde. Oh harika! Ama bir eksik var. Neyin eksik olduğunu biliyorum. Merhaba canım. Senden bir saat önce en sevdiğim balığı almanı istemiştim. Nerede o? Artık çok farklı bir çikolatamız var. Bu gri kavisler, bu sadece basit bir tatlı değil, gerçek bir sanat eseri. Tamam, ne derler bilirsin. Sıkı çalışırsan karşılığını alırsın. Sen içeceği hazırlarken ben de burada oturup seni izleyeceğim. 160 gram dondurmayı 100 gram karamel ve bir bardak sütle karıştıralım. Blender'dan geçirelim. Balık yiyip seni çalışırken izlemek gerçekten çok zor. Harika! İçeceğimiz hazır. Güzel bir bardağa dökelim. Daha hazır değil de ne demek? Ah doğru. Kremayı unutmuşum. Ve en önemlisi de o. Ben eklesem olur mu? İşte oldu. Harika. Artık bardağımızın yarısı değil, tamamı dolu. Üstüne karamel ekleyelim. İşte böyle. Ve son dokunuş olarak da çikolata ve tarçın çubukları koyalım. Çok lezzetli. Düşününce öğle yemeği için seni ziyarete gelmek gerçekten harika bir fikirmiş. Beni ve bebeğimi çok mutlu ettin. Özellikle de çikolata kaplı balığa bayıldım. Belki sen de denemek istersin.